Merhabalar ben Doğan Ulu. Konumuz üçgende açılar. Birinci bölüm dersiyle konumuza başlayalım. Üçgen kavramını tanımlayarak başlayalım arkadaşlar. Bir düzlemde doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarının birleşim kümesine üçgen denir. Bir düzlem almış olalım. İşte bu düzlemde üç farklı nokta. Bu üç farklı noktayı birleştirerek elde etmiş olduğumuz bu şekle ABC üçgeni diyoruz. Bakın bu üçgen bu AB doğrusu, birleşim BC doğrusu, birleşim AC doğrusundan oluştu. Böylece oluşturmuş olduğumuz bu şekle ABC üçgeni diyeceğiz. Gösterim şeklimiz de budur. ABC üçgeni. Bir üçgenin düzlemi ayırdığı bölgeleri değerlendirelim. Bakın ABC üçgeninin işte bu ayırdığı bölgeye iç bölge diyoruz. Üçgenin iç bölgesi. Bu ayırdığı bölgeye üçgenin dış bölgesi diyoruz. Bir de kendisi var. Sonuç olarak iç bölge, üçgenin kendisi, bir de dış bölge olmak üzere üç farklı noktalar kümesinden bahsedebiliriz. Şu notu da düşelim arkadaşlar. Üçgenin temel elemanları üçgenin açıları ve kenarlarıdır. Bakın bu ABC üçgenin açıları işte bu A açısı, bu B açısı ve bu C açısı. Biz bu açılara üçgenin iç açıları diyoruz. Kenarları da AB kenarı, BC kenarı ve AC kenarı. Açılar büyük harflerle gösterilir. A açısı B açısı ve C açısı şeklinde. Kenarlarsa küçük harflerle gösterilir. Şu A açısının karşısındaki kenara A kenarı deriz ve küçük harfle gösteririz. B açısının karşısındaki kenar B kenarıdır. C açısının karşısındaki kenar da C kenarıdır. İşte böylece bu ABC üçgeninin 3 üç tane kenarı var. ABC kenarları ve 3 tane de açısı var. ABC açıları. Bunlar üçgenin temel elemanlarıdır. Aynı zamanda şunu da ifade edelim. Bir üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani şu A açısı artı B açısı artı C açısı. Bunların toplamı 180 derece. Dış açıların ölçüleri toplamı da 360 derecedir. Bakın şu A açısının dış açısı işte şu açıdır arkadaşlar biz bu açıya A açısının dış açısı diyoruz. Yani bu iç açıyı 180 dereceye tamamlayan açı. Benzer şekilde şu B açısının dış açısı da işte burasıdır. C açısının dış açısı da uzatalım burayı işte burasıdır. Böylece şu A'nın dış açısı artı B'nin dış açısı artı C'nin dış açısı. Dış açıları böyle göstermiş olayım. Ölçüleri toplamı da 360 derece olacaktır. Sonuç olarak bir üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece, dış açıların ölçüleri toplamı da 360 derecedir. Kenar ortay kavramını konuşalım arkadaşlar. Bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenar denir. Bakın mesela bu BC kenarının orta noktası işte burasıdır. Bu orta noktayı şu köşeye birleştiren köşe noktasına birleştiren şu doğru parçasına bu kenara ait kenar doğrusu diyoruz. Bu kenar A kenarı bakın işte böylece bu doğruya da A kenarına ait kenar ortaya doğru diyeceğiz. Ve bunu bu şekilde gösteririz. V A'ya ait kenar ortaya doğrusu. Benzer şekilde bu A kenarına bakalım şimdi. Bu A kenarının da orta noktası işte burası olsun. Bu orta noktayı karşı köşeye birleştiren bu doğruya da işte bu AC kenarına ait kenar ortaya doğrusu diyoruz. Bu kenar böylece B kenarıdır. Bu da B kenarına ait kenar ortağı doğrusu. Aynı şekilde burası C kenarı bakın. Bu C kenarının orta noktası burası arkadaşlar. Ve böylece bu orta noktayı bu köşeye birleştiren doğruya da C'ye ait kenar doğrusu diyeceğiz. Kenar doğruları bir noktada kesişirler. Tabii kenar ortağı doğruları ile ilgili özellikleri ayrıca değerlendireceğiz. Şimdi de yükseklik doğrularını değerlendirelim. Bir üçgenin bir köşesinden karşı kenara çizilen dikmeye o kenara ait yükseklik doğrusu denir. İşte bu kenar a kenarı, bu kenar b kenarı, bu kenar da böylece c kenarı. Bu a köşesinden a kenarına inilen şu dikmeye a kenarına ait yükseklik doğrusu denir ve H #a ile gösterilir. a kenarına ait yükseklik doğrusu. Benzer şekilde. Bu B kenarına, B köşesinden inen bu dikmeye de B'ye ait yükseklik doğrusu denir. Bu şekilde gösterilir. Bu da yine HC doğrusu. C kenarına inen dikme. Biz buna da HC diyeceğiz. Yine yükseklik doğruları da üçgenin içerisinde bir noktada kesişirler. Tabii ki bunun da özelliklerini yeri geldiği zaman ayrıca konuşacağız. Açıortay doğrularını da konuşalım arkadaşlar bir üçgenin bir açısını ortalayan ışının kenar ile köşe arasında kalan doğru parçasına aç ortay denir. Mesela bu A köşesine ait olan bu A açısını iki eşit parçaya bölen işte bu ışına AD ışınına biz A'ya ait aç ortay doğrusu diyoruz. Ve bu şekilde gösteririz. A açısına ait aç ortay doğrusu benzer şekilde arkadaşlar B köşesinden çıkmış olan ve bu B açısını iki eşit parçaya bölen bu doğruya da yine B'ye ait açı ortay doğrusu. Bu C açısını iki eşit parçaya bölen bu ışına da C'ye ait açı ortay doğrusu diyeceğiz. Yine bu açı ortay doğruları da üçgenin içerisinde bir noktada kesişirler. Biraz önce de söylediğimiz gibi aç açıortay doğruları da, yükseklik doğruları da, kenar orta doğruları da üçgenin içerisinde bir noktada kesişiyorlar. Orta dikme kavramını da konuşalım. Bir üçgende bir kenarın orta noktasından çıkılan dikmeye kenar orta dikmesi denir arkadaşlar. Bu kenar C kenarı, bu kenar A kenarı, bu kenarda B kenarı. İşte bu A kenarının orta noktasından çıkılan bu dikmeye A'ya ait kenar orta dikmesi denir. Yine bu doğru da B'ye ait kenar orta dikmesi. Yine bu da arkadaşlar C kenarının orta noktasından çıkılan dikme bakın. Bu kenar orta dikmeleri de yine üçgenin içerisinde bir noktada kesişirler. Şimdi de üçgen çeşitlerini konuşalım arkadaşlar. Üçgenleri kenarlarına göre bir de açılarına göre ayırabiliriz. İlk olarak kenarlarına göre üçgen çeşitlerini konuşalım. Kenarlarına göre çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen diye üçgenleri tasdif edebiliriz. Çeşit kenar üçgen, üç kenarının da uzunluğu birbirinden farklı olan üçgenlerdir. Bir ABC üçgeni düşünelim arkadaşlar. Bu ABC üçgeninin A kenarı da, B kenarı da, C kenarı da uzunlukları birbirinden farklıysa bu üçgene çeşit kenar üçgen diyoruz. İkiz kenar üçgen, iki kenarının uzunluğunun ölçüleri, uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlerdir. Mesela şöyle bir ABC üçgeni alalım arkadaşlar. Bu ABC üçgeninde bu kenarın uzunluğu bu kenarın uzunluğuna eşit olsun. İşte biz bu üçgene ikiz kenar üçgen deriz. İki kenarın uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgenler denir. Eşkenar üçgen ise adı üzerinde üç kenarı da birbirine eşit olan üçgenler. Mesela bu kenarda x birim, bu kenarda x birim, bu kenarda x birim olsun. Üç kenarının da uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Açılarına göre üçgen çeşitlerini konuşalım. Açılarına göre üçgenleri dar açılı, dik açılı ve geniş açılı olarak ayırabiliriz demiştik. Dar açılı üçgenler bir üçgende her üç açımız da 90 dereceden daha küçükse yani dar açıysa biz buna dar açılı üçgenler diyoruz arkadaşlar. Bu arada dar açıyı hemen bir hatırlatalım. Dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılardır. A açısının ölçüsü de B açısının ölçüsü de C açısının ölçüsü de her üçü de 90 dereceden küçükse biz bu üçgeni dar açılı üçgen diyoruz. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir. Dik açılı üçgeni konuşalım. Dik açılı üçgen ölçülerinden biri 90 derece olan üçgendir. Ha tabi şunu da belirtmek gerekiyor. Bir üçgende sadece bir tane dik açı olabilir birden fazla dik açı olamaz arkadaşlar. Mesela bu bir dik üçgendir. Çünkü açılarından birinin ölçüsü 90 derece. Geniş açılı üçgeni değerlendirelim. Geniş açılı üçgen de ölçülerinden biri 90 dereceden büyük olan üçgendir. Geniş açının ne olduğunu söyleyelim bu arada. Geniş açı 90 derece ile 180 derece arasında olan açıdır dar açı 90 dereceden küçük olan açı, geniş açı ise ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır. Demek ki geniş açı üçgen diye biz ne diyecekmişiz arkadaşlar? Ölçülerinden biri 90 dereceden büyük olan üçgendir. Mesela bakın bu ABC üçgeninde işte şu B açısının ölçüsü 90 dereceden büyük oldu. Ha, demek ki bu üçgen geniş açılı üçgendir. Bir üçgende yalnız bir tane açının ölçüsü 90 dereceden daha büyük olabilir. Yani bir üçgende iki tane geniş açı olamaz. Ee, en fazla bir tane geniş açı bulunabilir. Şimdi de üçgende açı bağıntılarını konuşalım ve ilk olarak şu özelliğimizi bir hatırlayalım. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir yani şu x y z ölçülerinin toplamı 180 derece olacaktır. Bunun böyle olduğunu şuradan görebiliriz arkadaşlar. Bakın şu A köşesinden şu BC kenarına paralel bir doğru çizelim. Bir Z oluşturdum böylece. Şu Z'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oluşan Z'den dolayı tabii bu Z'nin kollarının paralel olduğunu söyledik. Burası y kadarken burası da y kadardır hani z'nin kolları paralelse bu z'nin oluşturduğu şu iki açı birbirine eşit oluyordu. Bir de bu taraftaki z'yi görelim. Onu da yine şöyle göstereyim. Yine bu taraftan da bakın bir z oluşmuş durumda. Yine bu z'nin oluşturmuş olduğu şu açılar da birbirine eşittir. Görüldüğü gibi şurada bir doğru açı oluştu. Bu oluşan doğru açının ölçüleri toplamı tabii ki 180 derece yapmalı. Yani x artı y artı z eşittir 180 derece olmalıdır. İkinci olarak da şunu hatırlayalım. Bir çokgende iç açının bütünlerini dış açı denirdi. Ve çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derece olacaktır. Bu bütün çokgenler için geçerlidir arkadaşlar. Tabii ki üçgen için de geçerlidir. Bir üçgende ya da herhangi bir çokgende Dış açıların ölçüleri toplamı daima 360 derece olacaktır. Ha dış açı dediğimiz şey neymiş demek ki? Bir iç açının bütünleri. Yani bir iç açıyı 180 dereceye tamamlayan açıya o açının dış açısı diyoruz. İşte bakın bu alfa, beta ve teta açılarının toplamı böylece 360 derece yapacaktır. Bu A köşesinin dış açısı, bu B köşesinin dış açısı. Bu da böylece C köşesinin dış açısı. Bunun da ispatını kısaca şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şu açıya ne diyelim mesela A açısı diyelim. Şu açıya B açısı diyelim. Şu açıya da şöylece C açısı diyelim. Şu ABC açıları, üçgenimizin iç açıları. Şu alfa, beta, teta da dış açıları. Şu A ile beta'nın toplamı tabii ki 180 derece. Doğru açı çünkü. Benzer şekilde B ile alfanın toplamı da 180 derece. Benzer şekilde şu C ile teta'nın toplamı da 180 derece. Çünkü doğru açı, doğru açının ölçüsü 180 derece olacaktır. C artı teta tabii ki 180 derecedir. Ben şimdi bunları taraf tarafa toplasam. Buradan A artı B artı C artı beta artı alfa artı teta eşittir böylece 3 tane 180 yani 540 yapar. 3 tane 180 540. Şu üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dereceydi biraz önce söylemiştik hani bir üçgende iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece yapar. Ha, o zaman buraya da 360 derece kalıyor. 540'ı vermesi için. Demek ki bakın dış açıların ölçüleri toplamı böylece ne oldu arkadaşlar? 360 derece oldu. Özetle bir kez daha söylüyorum. Bir üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece, dış açıların ölçüleri toplamı da 360 derecedir herhangi bir çokgenin de yine dış açılarının ölçüleri toplamı yine 360 derece yapacaktır. Konuştuğumuz özelliklerimize birer örnek verelim. Bu verilen ifadeye göre x açısının ölçüsünü a türünden soruyor bana. Bir üçgende iç açılar toplamı 180 derece olmalıydı. Ben şu açıya da alfa olsun dersem bu abc üçgeninde şu iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece olmalı. Yani 36 artı a artı alfa eşittir 180 derecedir. Burası alfa kadarsa burası da alfa kadardır. Çünkü iç ters açılar bunlar. Benzer şekilde şu CDE üçgeninde de iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece olmalı. Yani 18 artı x artı alfa. Bu da böylece 180 derece olmalıdır. Bakın burada da alfa var, burada da alfa var. Ben bu alfayı, bu alfayı yalnız bırakayım. Buradan alfa eşittir. 36'yı da atacağım bu tarafa, a'yı da atacağım bu tarafa. 180'den 36'yı çıkarırsak 154. Arta a da yine eksi a olarak gider. Benzer şekilde yine alfayı çekelim. Şu 18'i de atacağız bu tarafa. X'i de atacağız bu tarafa. 180'den 18 çıktı. 162. Yine artı x de diğer tarafa eksi x olarak gider. Tabii ki bu alfa bu alfaya eşit olacaktır. Yani 154 eksi a eşit olmalı. 162 eksi x'e. Bana x'i sorduğu için şu eksi x bu tarafa gelsin. Böylece artı x olsun istiyorum. Şu diğerlerini de öbür tarafa gönderelim. Eksi x diğer tarafa artı x olarak geldi. 162 yerinde duruyor. Bu 154 eksi 154 olarak geçer. Yine eksi a da diğer tarafa artı a olarak geçer. Böylece x eşittir. 162'den 54'ü çıkarırsak 18 artı a. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Bu örneğimize de bakalım arkadaşlar. ABC üçgeni için x artı y artı z toplamı verilmiş. Buna göre z'nin ölçüsünü soruyor. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Bu x açısı, y açısı dış açılar. Şu z ise iç açı. Ben bu C köşesine ait olan dış açıyı da hemen söyleyeyim. Şu dış açının ölçüsü de 180 eksi Z olacaktır. O halde bir üçgende şu dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece yapardı. Yani X dış açısı artı Y dış açısı artı şu 180 eksi Z dış açısı. Bu dış açıların ölçüleri toplamı böylece 360 derece olacaktır. Şu x artı y'nin yerine z cinsinden karşılığını yazabilirim arkadaşlar. Şu x artı y ne oluyor o zaman? Şuradan şöyle söyleyelim. Şu x artı y'nin ölçüsü z'yi bu tarafa gönderirsek 240 eksi z olacaktır. O halde x artı y'nin yerine 240 eksi z yazıyorum. Şimdi 240, 180 daha, 420. Eksi z, eksi z daha, eksi 2 z. Eşittir 360. 360 bu tarafa gelsin, eksi 2 z diğer tarafa gitsin. Şu 420'den 360'ı çıkarırsak da 60 derece yapıyor. Eksi 2 z diğer tarafa artı 2 z olarak geçer. Yani z de buradan 30 derece olur. Yani sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Dedik ki arkadaşlar bunlar dış açı. Ben bu köşenin de dış açısını söyleyeyim. Bu köşeye ait dış açının ölçüsü 180 eksi Z olacaktır. O halde şu dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece yapmalıdır. Şu x artı y'yi de z cinsinden söyleyelim. Şu x artı y 240 eksi z olur. O halde götürdük. X artı y'nin yerine z cinsinden karşılığını yazdık. Böylece 420 eksi 2z oldu. Z de buradan geldi. Üçüncü olarak şu özelliğimizi söyleyelim. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Bakın bu dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan şu iki tane iç açının toplamına eşit olacaktır. Yani alfa eşittir x artı y'ye. Alfa eşittir x artı y'ye. Bunun ispatını da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şu B köşesinden AC doğrusuna paralel bir doğru çizelim. Şöyle paralel bir doğru çizdim. Şimdi şu oluşan Z'yi görüyorsunuz. Şu Z'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oluşan Z'den dolayı Burası y kadarsa burası da y kadar olacaktır. O z'yi isterseniz tarayabilirim şöyle daha rahat görmeniz için. Şu z. Bir z'nin kolları birbirine paralelse bu z'nin oluşturduğu şu iki açı birbirine eşit olurdu. Burası y kadarsa burası da y kadardır. Şurası da ters açılar ya. E, burası y ise arkadaşlar o halde tabii ki Şurası da bakın şöylece y olacaktır. Çünkü şu iki açı iş ters açı. Burası da y'dir. Sonra şu z'yi görün hemen. Bakın şurada da bir z var. Şu z. Yine bu z'den dolayı burası x kadarsa burası da x kadardır. Şu z'nin oluşturmuş olduğu şu iki açının ölçüleri eşittir. O halde bizim alfa x artı y olmadı mı işte arkadaşlar? alfa buranın tamamıydı. Alfa böylece x artı y oldu. Yani bu üçgenin işte bu dış açısının ölçüsü x artı y. Yani kendisine komşu olmayan şu iki açının toplamına eşit oldu. Bu örneğimize bakalım arkadaşlar. Verilenlere göre b açısının ölçüsünü yani x'i soruyor. Şimdi şu üçgende işte şu açı dış açıdır bu köşeye ait olan, buraya ben K dersem, bu K köşesine ait olan açının dış açısıdır. Biz şunu öğrendik, bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan diğer iki açının, diğer iki tane iç açının ölçüleri toplamına eşitti. O halde bu dış açı şu ikisinin toplamına eşittir. Yani 7x, x daha 8x. Burası 8x'tir arkadaşlar. Aynı zamanda bu açı bu üçgende de bu köşeye ait dış açıdır. Yani o halde eşittir. Ben yine bu dış açıya şu ikisinin toplamıdır da diyebilirim. Yani 3x artı 75. O halde ne olacak? Tabii ki bu ikisi birbirine eşit olacak. Bu dış açı buradan bakarsak bu iki tane iç açının toplamına eşit oluyor. Yani 8x oluyor. Ha bu üçgenden bakarsak da yine benzer şekilde bu dış açı bu iki tane iç açının toplamı eşit oluyor? O halde tabii ki bu buna eşittir. Yani 8x eşit olmalı 3x artı 75'e. 3x'i atıyorum diğer tarafa. 8 xten 3x çıktı. 5x eşittir 75. x de böylece 15 derece yapacaktır. Yani sorunun cevabı B şıkkıdır. Dördüncü olarak da şu özelliğimizi verelim arkadaşlar. İç büke bir dörtgende bu oluşan alfa açısının ölçüsü x artı y artı z olacaktır. Bunun böyle olduğunu şuradan görebiliriz arkadaşlar. Bakın ben şu kolu uzatırsam. Şimdi şu iki tane iç açının toplamı buradaki dış açıya eşittir. Yani burası böylece x artı z olacaktır. Hani biraz önce öğrenmiş olduğumuz özellik. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan şu iki tane iç açının toplamına eşit olurdu. Yani burası böylece x artı z olacaktır. Bu sefer de şu üçgene bakın. Buraya k dersem şu KBD üçgenine bakalım. Yine bu üçgende de şu iki tane iç açının ölçüsünün toplamı şu dış açıya eşit olmalıdır. Yani alfa eşittir x artı z artı y'ye. Yani görüldüğü gibi alfa eşittir x, y, z'nin toplamı olmuş oldu. E şu üçgende şu iki tane iç açının toplamı buradaki dış açıya eşittir dedik. Bir de yine bu üçgende şu iki tane iç açının toplamı buradaki dış açıya eşittir dedik. Artık biz bu pratik kuralı kullanabiliriz arkadaşlar. Biraz önceki öğrenmiş olduğumuz özelliği kullanarak çözebileceğimiz bir soru. Verilenlere göre alfa'nın ölçüsü soruluyor. Bakın şu içbükey dörtgene bakalım. Bu içbükey dörtgende işte bu açı arkadaşlar şu açıların toplamı olurdu. Yani burası böylece o zaman ne yapacak? 3 alfa yapacak. 1 alfa, 1 alfa, 1 alfa 3 alfa yaptı. Buranın ölçüsü böylece 3 alfa olmalıdır şu iç ters açılardan dolayı o halde burası da tabii ki 3 alfadır. Burası da böylece 3 alfa yaptı. Şimdi şu küçük üçgende, şu içerideki üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece olmalıdır. Yani 3 alfa artı 2 alfa artı alfa eşittir 180 derece olmalı burayı toplarsak 6 alfa. 6 alfa 180 ise alfa tabii ki 30 derecedir. Yani doğru cevap A şıkkıdır. Dedik ki arkadaşlar şu iç bükey dörtgende işte bu açı şu 3 tane açının toplamına eşittir. Yani burası 3 alfa'dır. İş tersten dolayı e, burası da 3 alfa'dır. O halde şu üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece yapmalı. Yani 3 alfa alfa ve 2 alfa bunların toplamı 180 derece yapmalı sonuç oradan gelmiş oldu